Günaydın. Tekrardan kanalıma ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi kalktık, çay suyunu koyduk, yumurtaları da ocağa koydum. Şimdi kahvaltılıkları da koydum. Olmadı anneciğim, yumurtayı bekliyoruz. Çok hızlı açınca altını bir bakıyorum çatlıyor. Öyle olunca da hiç sevmiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi saçlarımı boyadım. Yalnız böyle boyanmayan yerler kalmış. Artık onları da bir sonraki boyamada düzeltiriz. Sarılığı kapatmak da bu şekilde zor oluyor. Dün Hakan'ı çağırdım, boyanmayan yer var mı diye baktık, bayağı bir böyle şey ovaladım falan ama şöyle uçlarda arkalarda birazcık sarılar kalmış. Çok bariz değil ama ben görüyorum. Neyse, onları da artık düzeltiriz diye düşünüyorum. Dün 2 gündür falan neredeyse video çekmiyorum. Dün arkadaşlar uzun zamandır ertelediğim bir işimi yaptım. Dişlerimi yaptırdım. Böyle arasını doldurdum. İlk önce bu işlemin pahalı olduğunu düşündüğüm için yavaşlamıştım. Sonra fiyatını öğrendim. Hatta söyledikleri fiyattan çok daha ucuza yaptılar. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Dün biraz o yüzden video çekmedim. Çünkü konuşmam böyle bir değişikmiş gibi geldi bana. Konuşuyorum anneciğim. Evet, biz yumurta kıracağız gene. Ninem diyor ki anneciğim yumurta yap, yumurta kıralım diyor. Değil mi bugün? Şimdi yumurtanın olmasını bekliyorum. Her zamanki gibi ocak yavaş olduğu için. Bu arada elektrikli ocağımdan memnun muyum diye genelde soru alıyorum. Temizliği oldukça kolay ama gelin görün ki bu pişirme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Bunlar indüksiyonlu ocak diye geçiyor. Bunların özel tencereleri var. Tutup da bu evden taşındığım zaman hani kendi evim olsa belki o tencereleri alabilirdim ama şu an kendi evim olmadığı için de o tencereleri tercih etmedim ve almadım. Öyle olunca da mesela ocağın üstünde tencere kaldığı zaman dibi tutabiliyor. Ya da kızartma yaptığım zaman ateşi, yani ısı yetersiz geliyor. O yüzden de kızartma süresi uzuyor ve bazen mesela patlıcan, kabak gibi şeyler çok yağ emebiliyor. Ama onun dışında kullanışlı bir ocak. Neyi kullanışlı? Dediğim gibi temizliği. Önceki evlerimde normal bildiğiniz çakmaklı ocaklar vardı. Onlar biliyorsunuz düğmesi, işte gözü, üstündeki teli falan bayağı uğraştırıyordu. Bunda öyle sorunlar yok. Sonrasında bu arada ayak maskesini denemiştim, hatırlarsanız. Bir önceki videom muydu? Yoksa ondan bir önceki videom mu? Orada mesela ayakların işte 3-4 gün içinde soyulacağını falan söylediler. Ve ben ayaklarımdan gerçekten çok ümitsizdim. Zaten fotoğrafları koyacağım şuralara. Çünkü gerçekten çorapsız ve terliksiz gezdiğim için ayaklarım çok fazla kalınlaşmıştı, derileri. Her yerinde böyle kalın kalın deriler vardı. Özellikle topuklarım çok rahatsız ediyordu. Sürekli işte yastığa, yorgana, oraya buraya takılıyordu, koltuğa. Bu da beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. Neyse, ben maskeyi yaptım. Hatta birkaç takipçim demiş ki işte hiç bahsetmemişsin, ne oldu sonuç diye. Bahsetmedim çünkü hiçbir şey olmadı ilk yaptığımda. Sonra ben her gün yıkanması gerektiğini söylediler. Her gün girip ayağımı sıcak suyla yıkayıp çıkıyordum. Neyse, bir gece oturuyorum. YouTube'da mı takılıyorum hatta, hani çocuğu falan uyuttum. Ayağımda böyle bir karıncalanma falan oldu. Gerilme gibi hissettim. Ayağımı açtım, harita gibi soyulmaya başlamış. Ama ilk önce en ince deriler, yani o ince sandığım deriler bile aşırı kalınmış, onu fark ettim. Neyse, sonra baktım baya böyle şeye doğru gidiyor, o kalın derilere doğru. Oralarda kaldı. Aa dedim, benim amacım hani oraları yok etmekti, nasıl olacak bu iş? Hatta kalın derinin birisi çıktı ve ayağım gerçekten tertemiz oldu. Aynı bebek ayağı gibi oldu. Bundan sonra her gün bu şeyi koruyup bakım yapmayı düşünüyorum. Hani böyle kremleyip yapmayı falan. Maskenin fiyatı 48 liraydı. Gene söyleyeyim buradan. Tek beni şey yapan, korkutan noktası, Trendyol'da resimli yorumlara baktım. Kimisin? Yani herkesin ayağı benim ayağıma göre çok temizdi. Dedim ki bu nasıl olacak? Hani onlarınkini soymuş, atmış, tertemiz yapmış ama benimkini yapmaz diye düşünüyordum. Ve şu var, birkaç kişinin ayağında kızartmış. Benim de böyle tenim çok hassastır. Dedim ki Reyhan, senin de herhalde ayağında bir şeyler olabilir. Çünkü hani buna hazırlıklı ol, tenin hassas. Ama ne kadar kalınsa ayaklarım artık öyle bir şey de olmadı. Çok korktum.
Bir de arkadaşlar benim ayağım soyulurken böyle yani normal zamanda da soyulduğu zaman koparttığım zaman çok acır. Bunda kesinlikle kopartılmaması gerektiğini söylüyor. O yüzden hiç ellemedim. Yoksa şimdi soyup temizlemiştim. Belli bir kısmı kaldı. Dediğim gibi kalın derilere geldi. Suya girip çıktıkça ayak o derileri atıyor. En ince sandığım deri bile aslında çok kalınmış. Bakalım. Tam sonuç yok ama gene dediğim gibi buralara fotoğrafları koyacağım. Biraz da ben açıkçası ayaktan hoşlanmıyorum. O yüzden hani bunun böyle videosunu çekmek yerine birkaç küçük fotoğraf koymayı düşündüm. Eğer böyle bir probleminiz varsa deneyin derim. Ama dediğim gibi kötü sonuçları olan resimlerde gördüm. Hani ben bunu gözlü olarak yaptım. Çünkü gerçekten beni çok rahatsız ediyordu. İstediğim şeye geldi. Neyse. Çenem düştü sabah sabah. Şimdi yumurtanın kaynamasını bekliyorum. Yumurta kaynadıktan sonra hemen kahvaltıya oturacağız. Kahvaltılıklarımı masanın üstüne koydum. Şimdi gideyim şu yumurta işini halledeyim. Bu arada dün akşam Hakan'la baktık evi iyice salmışız. Evin her yeri dağınıktı. Öyle olunca da Hakan dedi ki hadi ben buradan başlayayım sen de arkadan gel. Ebeveyn banyosu çok pisti. Dün akşam orayı temizledim. Ondan sonra diğer banyoyu temizledim. Giyim odası, yatak odası. Maalesef ayaklarımdan o kadar çok deri döküldü ki çorap giydiğim halde. Bir de böyle bir kötü yanı var. Deriler dökülüyor. Yatağın içi falan hep deri olmuş. Çoraplar ayağımdan hiç çıkmıyor. Ben biliyorsunuz çorapla gezmeyi sevmiyorum ama bu dönemde mecbur çoraplarımı ayağımdan çıkartmadım. O derileri falan süpürdüm dün. Hoşuma gitmiyor çünkü. Hadi öyle derken akşam 10'da işleri bitirdik sağ olsun. O mutfağı, oturma odasını yaptı, oyuncakları falan topladı. Ben de arka tarafları topladım, ortada buluştuk. Çok detaylı silinip süpürülmedi, sadece hani dağınıklık toplandı. Gerçekten salmışız yani öyle diyeyim size. Bugün de kalan işlerimi yapmayı planlıyorum. İnşallah yapabilirim. Mutfağımı günler sonra detaylı toparlayabildim. Tertemiz oldu. Şuraya yine biraz kireç çözücü sıktım. Güya bulaşık matı aldım. Daha onu koymak nasip olmadı. Diyorum ya kaç gündür kendimizi salmıştık. Mutfak bitti. Şimdi diğer yerlerdeki işime geçeceğim. Arkadaşlar ebeveyn banyosunda kalorifer peteği ya da petek zaten evimde yok da yerden ısıtma boruları da geçmiyor. Ve bu banyo acayip soğuk oluyor. Ben buraya robot süpürge için, ya buraya girmiyordu ama robot süpürge diğer banyodaki paspasları ittirip duruyordu. Ben işte ikinci ürün 1 TL olan bir kampanyadan paspas aldım. Yani şu paspaslara 80 lira verdim. Diğeri de diğer banyoda yaydım. Yalnız o kadar inceymiş ki, o kadar kötüymüş ki içime hiç sinmedi. Hatta Hakan dedi ki ihale yapalım.
Dedim boş ver, kalsın. Ebeveyn de artık parçalansın gitsin. Yani şu an güzel duruyor. Kamerada fena değil. Yani şu parçası kaldı. Oraya sığmadı. Bunu da artık kaldırırım. Dönüşümlü olarak kullanırım. Dediğim gibi halıları yaymaya başlayacağım şimdi. Yani buranın paspası da bu şekilde oldu. Yerdeki kireçleri görüyorsunuz, onlar çıkmıyor. Dün öyle çok detaylı bir banyo temizliği yapmadım ama çamaşır suyuyla bayağı iyi yıkadım. Neyse hadi halıları da serelim. Paspasın hikayesi de böyle. Diğerini de gösteririm bir ara. Gerçekten hiç içime sinmemişti ama şu an kamerada da fena durmadığını görüyorum. Halıların yüzü gülmüş. Tertemiz olmuşlar. Yaydım sonunda. Yalnız koridordaki ve oturma odasındaki halı, hatta Nilhan'ın odasındaki halının da yıkamacıya gitmesi gerekiyor. Bakana geçen gün dedim ki işte halılar için makine deterjanı al da dedim makineyle şöyle bir geçeyim üstünden. O da dedi uğraştığına değmez, bir de evde nasıl kuruyacak. Hani yerden ısıtma olduğu için daha çabuk kurur ama tabii Nilhan'la ne kadar kolay olur bilmiyorum. Değmez dedi, emeğine yazık dedi, veririz yıkatmaya. Ben dedim hani bu havada kurur mu? Kurur kurur dedi. Onların özel makinaları varmış herhalde. Koridor, oturma odası. Koridorun halısının biri şu an mutfakta, o halı yıkanması lazım. Gerçekten çok pis. Şimdi bunları görünce onların daha da pis olduğunu anladım. Neyse, yatak odası da düzenlenmiş oldu. Yatağımı sabahtan toplamıştım. Tozları da dün akşam almıştım. Yerleri de sildim. Mis gibi oldu. Ebeveyn de temiz. Bu kısım tamamen bitmiş oldu. Şu makası da yerine götüreyim. Buralarda unutmayayım. Sonra arayayım. Su siparişi verdik. Şimdi gelir ben iş yaparken. Şu damacanayı boşaltayım. Sonra bir daha adamı kapıda bekletiyorum. Saatlerce bu işleri yaparken. Bayağı da su varmış. Şunu da kapının önüne çıkarayım. Şuraya koyayım da. Evet anneciğim, paramızı buraya koyalım. Tamam mı? Amcaya vereceğiz, evet. Günlerdir çiçeklerimi sulamayı unutuyorum. Bayağı bayağı solmuş. Şu sararan yapraklarını da alayım. Su verince tekrar eski haline geliyor. Ay üzüldüm şimdi. Bu arada şu kalonşoda acayip bir derecede bir şeyler olmuş. Tekrardan yeşermiş falan. Şaşırdım buna da. Şu bu arada mama kabıydı, boyamıştım. Bu da küflenmiş. Bunu da bir değiştirmem lazım. Yani çiçek bakımı yapmam lazım. Şu yılbaşı çiçeğinin toprağı iyice kurumuş. Ay ben çiçek bakamıyorum. Yani unutuyorum. Gözümün önüne koyduğum halde unutuyorum. Kapatma. Şunları da bir hale yola sokayım. Kapatma.
kızlar, burada çok güzel bir kaktüsüm vardı. Üstüne de şöyle yeni yeni yavru veriyordu. Yalnız kaktüs mahvolmuş. Nihan bunu düşürmüş herhalde ki yamulmuş çünkü. O değil, bir de buna dokunduğu zaman insan elinde acayip şey oluyor. Batma hissi oluyor. Nilhan hiç şikayet de etmedi. Bebeğin nereye yaptı acaba merak ettim. Şu da mesela ondan kopan bir parçaydı. Onu da buraya ekmiştim. Vallahi üzüldüm şimdi görünce, şok oldum. Acaba kuş mu yaptı diyeceğim ama kuş ona gitmiyor. Kesin Nilhan yapmış. Bak Nilhan yapmış, itiraf ediyor. Ah seni. Kızlar valla oturma odasında dip köşe temizledim. Koltukları çektim, arkalarını sildim, oyuncakları çıkarttım falan filan. Orayı da şimdi bitirdim, tozlarını aldım. Camı parmak izi olmuş, onları sildim falan. Su alacağım dedim ya, sucu geldi. Hakan öğle arasında gelmişti, 20 lira bıraktı. Zeynep diyorum ya. Nilhan da aldı, parayla oynuyor. Neyse parayı cebime koydum, şimdi kapı çalınca gittim. Damacanayı verdim, 20 lirayı uzattım. Dedi 22. Yuh mu dedim o an. Oh dedim sadece. Başka bir şey çıkıyordu valla. Ondan sonra bu ne ya dedim. Daha geçen aldık. Geçen ay mı aldık onu da bilmiyorum. Biz şey yapıyoruz. Erikli'den alıyoruz. Böyle pazar gününe falan denk gelirse de Şok'ta Saka var ya büyük. Ondan alıp damacanın içine dolduruyoruz. Yani böyle sürekli su alıp. Zaten o suyu sadece Nilhan'la biz içiyoruz. Yani ben içiyorum. Hakan çeşme suyu içiyor. Neyse. Dedim oh deyivermişim adamın suratına. Dedim bu ne ya, daha geçen ay dedim 19 muydu? 18 dedi. Ne oldu buna 4 lira zam? Neyse bir daha dedim alırım ben sizden. Çok sinirlendim. Geçen gün de iptal etmeye çalıştık. Benden bu depozitodur şudur budur 100 lira para almışlardı 3 sene önce. Bana 20 lira para vereceklermiş geri depozito. Bakar mısın siz olaya? 20 lirayı ne yapayım, ben 100 lira vermişim. 80 lira ne oldu bilmiyorum. Bir damacana herhalde 80 lira anladığım kadarıyla. Ona sinirlendim şimdi. Dedim şu videoyu da artık kapatayım. Bütün iş yapma enerjim bitti yani, anlayacağınız. Bu arada elektrik faturası da 300 lira gelmiş. Hakan diyor bu ne ya falan filan. Dedim sen üzülme, ben Instagram'da 1650 lira gelen insan gördüm. 590, 300'ü geçen çok insan var. Bizimki gene iyi gelmiş. Bu ay belki biraz daha fazla gelebilir. Çünkü kurutmayı çok kullandım. Artık ütüyü de yaptım bu ay. Ütü falan bitti. Artık eski usul asar mıyım ne yaparım bilmiyorum. Ya bir yerlerden idare etmek lazım. Yani faturalara da öyle şaşkınım. Şimdi bir de alışveriş listesi yaptım dün. En temelleri bitmiş. Şekerdir, undur. Ondan sonra çaydır. Başka tuvalet kağıdı. Bir tuvalet kağıdı olmuş 132 lira. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Ben konuşurken video kesilmiş, haberim yok ya. Allah Allah. Ben de diyorum ki videonun sonu nerede? Yani böyle arkadaşlar, tuvalet kağıdından bahsediyormuşum. En son orada kalmışım. Şimdi Nilhan'a biraz televizyondan uzaklaştırdım. Dedim git odanda oyun oyna. Oturma odasında zaten temizledim, bitirdim dediğim gibi. Sadece bir yastıkları falan düzeltilecek. Bir de perdeleri kaldırmıştım şöyle koltuk üstüne, onlar değiştirilecek. Onun dışında işim kalmadı. Yani iş çok da. Uykum mu geldi yoksa? Sonra Nilhan'a bir çorba yaparım, yoğurt çorbası. Nilhan çok seviyor yoğurt çorbasını. Çorba ekmek yaparım. Çorba ekmek, tamam. Şimdi sana çorba yapayım ben de. Beyaz yapma. Beyazı seviyorsun. Neyse. Kırmızı yiyeceğiz. Aa, dün yedim kırmızı. Her gün Karhan'a kırmızı çorba diyor. Mercimek sarı. Zaten 3-4 tane sarısı. Çorba yapıyorum. Şimdi yoğurt çorbasına geçeyim. İşleri bir yarım bırakayım. Sarısı. Olur bir şekilde. Ay bu ne kız? Pislenmiş mi? Aa, her yer pislenmiş Nilhan. Telefon kılıfım da pislenmiş. Neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Bay bay.